Güneşin doğup battığı her yere İslam girecektir. İyi olmanın göstergesi, karışmadığımız kötülükler veya kullandığımız süslü kelimeler değil, iyiliğin yayılması, koşulsuz sevginin yeşermesi, merhametin herkesi kuşatma adına ortaya konulan gayretimizde saklıdır. Biz bu tuzağın farkındayız. Susalım diye konuşmakla olmaz diyorlar. Unutulsun diye yazmakla olmaz diyorlar. Gündemden düşsün diye duyurmakla olmaz diyorlar. Siyonistler kaybetmesin diye boykotla olmaz diyorlar. Biz de bütün bunlarla her şey tamam olacak demiyoruz ama bir şey yapmak hiçbir şey yapmamaktan evladır. Hem susarak susmanın ölmekle eş anlamlı niteliğini nereye sığdıracağız? Çünkü aktif iyilik için çabalamayan herkes kötülüğün hizmetkarıdır. Her işin sonunda ancak şu üç şey kalır. 1. Allah'a verilecek çetin hesap. 2. Vicdana verilecek içsel hesap. 3. İnsanlarda bırakılacak iz. Tam da bu noktada hepimizin bilmesi, bu bildiğine de yakinen iman etmesi gereken bir hakikat var. Sadece kimin karşısında durduğumuz değil, kimin yanında olduğumuz da önemlidir. Çünkü karşı durduğumuzla değil, birlikte yürüdüğümüzle Allah'ı şahit tutar, hesap veririz, kendimize duyduğumuz öz saygıya ihanetin acısını gizli bir vicdan azabıyla çekeriz. İnsanlara kim olduğumuzu yanımızdakiyle ifşa ederiz. Allah nurunu tamamlayacak. Güneşin doğup battığı her yere İslam girecektir. Saf Suresi 8. Biz olsak da olmasak da, gafletle yatsak da, aşk ile çalışsak da, biz engel olmaya çalışsak da, yardım etmeye çalışsak da. Yani bu leziz helva pişecek. Bir gün zafer naralarıyla yerler ve gökler şenlenecek. Buna büyük bir inançla inanıyoruz. Helva pişerken, zafer yolunda çaba sarf edilirken, biz bu ikram ve eşsiz zafer için ne bedel ödedik? Maldan, candan, evlattan, ilimden, amelden neyi seferber ettik? Adadık mı? Adandık mı? Ya Rab, sen merhametinle kapla insanlığın göğünü. Hikmet ehli der ki, insan ölünce malı hususunda iki musibetle karşılaşır ki daha önce bunlar gibisini hiç görmemiştir. Birincisi, bütün malının elinden alınmasıdır. Diğeri de bütün malı elinden gitmesine rağmen bunları nasıl kazanıp sarf ettiğinden hesaba çekilmesidir. Esas servetimiz infak edebildiklerimizdir. Sevindirilen mahzun yüreklerden bizler adına yapılan ve arş-ı âlâya yükselen güzel dualardır. Allah için verebildiğimiz her şey bizimdir. Halis niyetle yaptığımız hayır hasenat bizimdir. Gönlümüze aldığımız fakir, garip, kimsesizler bizimdir. Gönülleri acıyan insanlara karşın bizim tatlandıran ve şifa kokan helvalarımız nerede? Bu cihanda biriktirebileceğimiz en kıymetli hazine kazanılmış gönüllerdir. Ne demişti Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Harabat ehlini hor görme zakir, defineye malik viraneler var. Biz bu yıkık gönülleri neyle besliyoruz? Biz bu gayretin neresindeyiz? İnsanlık yangınını körükleyenlerin safında mıyız, söndürenlerin mi? Ateş ve toprak medeniyeti ilk insandan bu yana savaşır. Toprağın medeniyeti önünde sonunda kazanacaktır. Toprak medeniyetine hizmet ederek insanlığı saran ateşler söndürülür, tohumlar korunur, fidanlar sulanır, can bulur. O vakit biz Ümran medeniyeti kurmaya gayret eden Adem'in çocukları mıyız? Ateşin medeniyetine hizmet eden, yıkan, kıran, döken ve bozgunculuk yapan şeytan dostudur. O vakit ateş medeniyetinin mimarı şeytanın ve dostlarının oyuncağı mıyız? Kötülüğün siyahına mı hizmet ediyoruz? İyiliğin göz kamaştıran nurunu mu taşıyoruz? İnancımızın közüne davranışlarımızla üflüyor muyuz? Yoksa hamaset mi üretiyoruz? Erisin tüm dünya gazze közünde, çocukların ahı kalmasın yerde. Artık bu ateş yaksın dünyayı, yaldızlı yalanlar her bir sözlerinde. Erisin tüm dünya Gazze közünde. Gazze halen bildiğimiz gibi kan, gözyaşı ve ter, acı, fedakarlık ve teslimiyet, açlık,
çaresizlik ve terk edilmişlik. Direniş, diriliş ve umut. Gazze halen bildiğimiz gibi. Lakin Allah nurunu tamamlayacak. Güneşin doğup battığı her yere İslam girecektir. Saf 8. Bu Allah'ın vaadi ve izniyle olacaktır. Ve yeryüzünün, gökyüzünün gördüğü en şerefli halk Gazze halkı olacak. O vakit biz bu şerefin neresindeyiz? Selam ve dua ile kalın. Hatice Şebnem Diktürk.